يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثلاثون من كتاب الفضائل. Bugün Riyad-ı Salihin'in Kitab-ül Fadail'in 30. dersini okuyoruz. 217. babı okuyoruz. Bu bab da babun fi vücubi savmi Ramazan'a, Ramazan ayının orucun vücubiyle ilgilidir, vacip olmasıyla alakalıdır. Ve beyani fadli siyami, orucun, oruç tutmanın fadiletinin beyanıyla ilgili. Ve ma yetaallaku bihi, oruca taalluk eden, oruca bağlı olan şeylerle ilgilidir. Bakalım, kâlallahu teâlâ, ya eyyühellezine, yüce Allah, Bakara suresinin 183. ayetinde ne demiş? Ya eyyühellezine, ey âminu, ey iman edenler, kutibe aleykumus siyamu, oruç size farz kılınmış. Kutibe ne demek? Vecebe aleykumus siyamu, oruç size ne olmuş? Farz kılınmış. Ya eyyühellezine aminu kutibe aleykumus siyamu, yani imanınız orucu gerektiriyor. Mümin olduğunuz için, iman ettiğiniz için oruç size nedir? Farzdır. İman etmeseydin oruç ne olmazdı? Farz olmazdı. Oruç size farz kılınmış. Bu orucdan murat, kimisine göre Ramazan ayının orucudur. Kimisine göre daha Ramazan farz olmadan önce her ayın 3 günü, bir de aşure günü. Sonra bunun Ramazan ayını gelmesiyle bu ne edildi? Nesih edildi. Buradaki siyamdan kimisine göre o nesih edilen her ayın 3 günü ile aşura günü, Muharrem ayının 10. gününde tutulan oruç. Kimisine göre buradaki siyamdan nasih olan Ramazan ayının orucu ile ilgilidir. Ya eyyühellezine aminu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de ne olmuş? Farz kılınmış. Demek ki oruç bu ümmete, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine has değil. Bütün ümmetlerde ne varmış? Bütün ümmetlerde oruç varmış. Ha, Efendimizin ümmeti gibi bir ay boyunca olmayabilir. Oruç bütün ümmetlerde vardı. Kimisine göre bir ay, kim ümmette, kimisine göre daha az, kimisine göre Ramazan ayı, kimisine göre farklı günler. Yani orucun asli bütün ümmetlerde varmış. Ama miktarı, keyfiyeti, aylara göre zamanı farklı olabilir. Tabii bu ayet devam ediyor. İlâ ne? İlâ kavlihi teâlâ, şehru ramadâne lezî unzile fihil kur'ânû. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an nazil olmuş. Yani levhul mahfuzda Kur'an tüm olarak Ramazan ayının Leyletul Kadir gecesinde sema-i dünyaya inmiş. Unzile toplu halde inmesi demek. Ama sema-i dünyadan yeryüzüne o tenzil yoluyla gelmiş. Tenzil parça parça gelmiş. İnzal tüm olarak ne olmuş? Gelmiş. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an'ı. Kur'an nazil olmuş. O Kur'an da huder linnâsi. Huder mesel mana ismul faal. İnsanlara hadi olduğu halde nazil olmuş. Huden mesel mana ismul faal. Veyahut da o kadar hadi, o kadar hadi sanki hidayetin kendisi olmuş. Mübalağa için. Zeydun adlum gibi. Zeyd o kadar adil, o kadar der adil,
Rabb'dir. Sanki adının kendisi olmuş. Burada da Kur'an o kadar hadi, o kadar hadi. Sanki ne? Sanki hidayetin kendisi olmuş. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Kur'an'ın hâle kevniki huden linnâsi. Kur'an'ın hâle kevniki بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Hidayetten beyinattır. Yani Kur'an'ın ayetleri hidayetin beyinatlarıdırlar. وَالْفُرْقَانِ Furkan'ın beyinatlarıdırlar. Hak batılı ayırt etme konusunda Kur'an'ın ayetleri bir takım beyinatlardır. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ Sizden kim şehre ne olursa فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ Sizden kim Ramazan ayına ne olursa hazır olursa, yetişirse فَلْيَسُمْهُمْ Ne etsin? Ramazan ayının orucunu tutsun. Ramazan ayına yetişen, mukim, sahih olarak Ramazan ayına yetişen kişi orucunu tutsun. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا Kim Ramazan ayında hasta olursa اَوْ عَلَى سَفَرٍ Ya seferde olursa فَاِدَّتُنْ مَعْدُدْ bir sayılı günleri oruç tutsun min ayyamin uhre diğer günlerden sayılı birkaç gün oruç tutsun şimdi faiddetu min ayyamin uhre ve men kana maridna ve ala sefer zahre göre onun ceza şartıdır ama manaya bakarsak tutmuyor niye ya adam hastadır orucunu tuttu adam seferdedir ama misafirdir orucunu tutmuş O seferde hasta olduğu günleri bir daha mı tutacak? Hayır. وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ تَخْتِرِنَا فَاَفْتَرَ Kim hasta olursa, seferde olursa ve orucunu da yerse, yediği miktarca, yediği günlerin sayısınca diğer günlerden orucunu ne etsin? Kaza etsin. Seferde 10 gün tutmuş. Hasta iken 20 gün seferde 10 gün yemiş. Hasta iken diyelim 20 yemiş. İyileşince 10 yemişse 10'u tutacak, 20 yemişse 20'yi kaza edecek. Oğlum, Şehr-i Ramazan'a muhtedadır. Ellezî unzile fihil Kur'an'ı onun ne olur? Haber olur. Ramazan ayının orucla ilgili Bakara suresinin 183. ayetini bize okudu. وَاَمَّا الْاَحَادِسُ Oruçla ilgili hadislere gelince فَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ Bir önceki babda oruçla ilgili hadisler geçtiler. وَاَمَّا الْاَحَادِسُ Oruçla ilgili hadisler Fakat tekaddemet geçtiler fil babillezi kablehu. Fil babillezi kablehu. Bu babdan önceki babda orucun faziletiyle ilgili ne geçtiler? Orucun faziletiyle ilgili hadisler geçtiler. Oldu mu olmadı? وَأَمَّا الْاَحَادِسُ فَقَدْ تَقَدْمَا فِي الْبَابِلَةِ قَبْلَهُ Orada geçmeyen birkaç hadisi daha bize getiriyor. 1213. hadis veya 15. hadis veya 16. hadis. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ اَبُ هُرَيْرَى demiş. Ne demiş? قَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Demiş Allah'ın Resulü demiş ki Allah'ın Resulü ne demiş? قال الله عز وجل Aziz ve Celil olan Allah demiş. Bak Ebu Hureyre diyor Resulullah demiş.
sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor Allahu Zülcelal demiş. Dolayısıyla bu hadis ne oldu? Kudsi oldu. Ne demiş Allahu Zülcelal? Kullu ameli ibni Adem'e lehu. İbnu Adem'in bütün ameli onun içindir. Kullu ameli ibni Adem'e lehu. İbnu Adem'in bütün ameli onun içindir. İlla sıyame oruç hariç. Fe innehu li. Oruç nedir? Oruç benim içindir. Ve ene ezzi bihi. İbnu Adem'i ben oruçla cezalandırırım, mükafatlandırırım. Mükafatı ne kadar Yüce Allah dememiş. Oruç benim içindir demiş. Oruçla ben onu mükafatlandırırım. Yani limiti, miktarı belirtilmemesi büyüklüğünü ortaya koyuyor. Yani öyle bir ceza veririm ki ancak ben bilirim. Miktarının limitini ancak ben bilirim. Ne demek? Yani İbn-i Adem'in bütün amelleri kendisine ait, orucu hariç, oruç bana ait. Benden başka onun orucunu bilen yok. Oruç diğer şeyler gibi değil. Yenirse kimse fark etmez. Öyle ise oruçla ben onu ne ederim? Cezalandırırım. Ve sıyamu cünnetun. Sıyam nedir? Cünnet. Cünnet aslında muhafaza etmek demektir. Def demektir. Savaşlarda kullanılan kalkana da cünnet denilir. Niye? Çünkü o kalkan da, o türs, o kalkan sahibini düşmandan gelen kılıç darbalarına karşı ne ediyor? Onu müdafaa ediyor, onu muhafaza ediyor. Ve sıyamu cünnetun. Oruç nedir? Kalkandır. Kimin için kalkan? Oruç sahibi için. Orucu tutan için kalkandır. Onu muhafaza ediyor. Neden muhafaza ediyor? Cehennem ateşinden onu muhafaza ediyor. فَاِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَاِذَا ne zaman kâne olursa يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ sizden birinizin orucunun günü olunca, yani oruçlu olduğunuz günlerde fela yerfus, refes yapmasın. Ne etmesin? Refes yapmasın. Refes ne demek? Refes demek fuzulu, fahişeli kel elfazları telaffuz etmesin, konuşmasın. Ve la yeshep, bağırmasın, çağırmasın. Bildiniz değil mi? Fela yerfus ne demek? Fahişli sözleri konuşmasın, telaffuz etmesin. Ve la yeshep, bağırıp çağırmasın. Ha haklı, ha haksız olarak. Niye? Ha bağırmasın, lüzumsuz şeyleri konuşmasın, bağırıp çağırmasın. Peki fe insabbehu ahadun. Eğer biri onu söverse, eğer biri ne ederse, eğer biri onu söverse, ev katelehu, ya biri onunla mukatele, dövüşmek isterse, bak sahabbehu, biri onu söverse, sahabbehu hadun, ev katelehu, biri onunla mukatele ederse, dövüşmek isterse, o söverken bu da sövmek suretiyle karşılık vermesin. O kıtal yaparken bu da mukateletle karşılık vermesin. Ya fel yakul, karşıdaki kişi desin. İnni saimun. Ben neyim? Ben oruçluyum. Ben neyim? Ben oruçluyum. Bu kadar cevap versin. O sövüyorsa sövsün. O ona hakaret etmek istiyorsa hakaret etsin. Onun cevabı ona karşı ben oruçluyum desin. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi.
وَالَّذِّ o kimse ki nefsu Muhammedin biyedihi. O kimse ki Muhammed'in nefsi, ruhu onun kudretindedir. O kimdir? Allah'dır. O Allah'a yemin ederim. وَالَّذِّ yani اُخْسِمُ بِالَّذِّ öyle Allah'a yemin ederim ki nefsu Muhammedin biyedi, Muhammed'in nefsi onun elindedir, onun kudretindedir. Allah'ın eli demek, kudreti demek. Muhammed'in ruhunu, nefsini kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ oruçlu kişinin ağzının hulufu, kokusu zahiren hoşlanılmayan bir kokudur. O koku لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında daha güzeldir. Min rihil miski, miskin rihinden, miskin kokusundan daha güzel. لَخُلُوفُ فَمِّ سَائِمِ oruçlu kişinin ağzının hulufu اَتْيَبُ daha güzeldir indallahi Allah katında min rihil miski, misk kokusundan daha güzeldir. En sevdiğimiz koku misk kokusudur. Hoşlanmadığımız kokulardan biri oruçlu kişinin ağzından gelen koku. Ama Allah katında oruçlu kişinin ağzından gelen koku misk kokusundan daha güzel. Lisaimi ferahatani. Oruçlu kişi için iki ferah var, iki sevinç var. Yefrahuhuma. O iki ferahdan ne ediyor? Seviniyor, hoşnut oluyor. Anlıyorsunuz değil mi? Lisaimi ferahatani, oruçlu kişi için iki ferah var. Yefrahuhuma. O iki ferahdan seviniyor, hoşlanıyor. Bir, iza eftare akşam iftarını açarken ferihe seviniyor. Akşama kadar ağzını bağlamış, bir şeyler yememiş, içmemiş, akşam iftarını açarken, susuzluğunu, açlığını giderirken seviniyor. Bir daha ve izâ lakiya rabbehu, ölüp kıyamet öldükten sonra tekrar dirilip mahşere gelince Allah'la, Rabbisiyle karşılaşınca o zaman da ferihe bisavmihi. Tutmuş olduğu orucundan dolayı seviniyor. Niye? O an çünkü mukafetini, ecrini buluyor. Mukafetini, ecrini Allah'ın huzurunda bulduğu için orucu ile, orucu sebebiyle ne oluyor? Seviniyor. Demek li saimi ferahatani yefrahuhuma yani yefrahu minhuma. O huma mensube bi nez'e kafir. Oradan min hasve gitmiş. Huma da yefrahuya yapışmış. Ve izâ laqya bir izâ eftere feriha ve izâ laqya rabbehu feriha bi savmi. Rabbisiyle karşılaştığı vakit orucu sebebiyle ne ediyor? Seviniyor. Muttefakun aleyhi. Hem Müslim'de var hem Bukhari'de var. Yalnız ve haza lefsu rivayetil Bukhari. Bu Bukhari lefsinin neyidir? Rivayetidir. Ve fir rivayetin lehu. Bukhari'nin bir rivayetine göre de yetruku ta'amehu. Yüce Allah diyor oruçlu kişi taamını, yiyeceğini terk ediyor. Ve şerabehu, içeceğini ne ediyor? Terk ediyor. Ve şehvetehu, şehvetini ne ediyor? Terk ediyor. Min ecli, benim için. Es-siyamuli, abdımın orucu benim içindir. Ve ene eczi bihi, oruçla ben mükafatlendiririm. Benden başka orucunun mükafatını veren,
orucu mükafatlandıran kimse yok. Yani orucunun mükafatı o kadar büyük, ancak ben onu verebilirim. Demek bu. Haza lafzu rivayetil Bukhari ve fir rivayetin lehu yetruku ta'amehu ve şerabehu ve şehvetehu min ecli es-siyamu li ve ene eczi bihi biti. Oruç benim içindir. Orucla cezai mukafeti ancak ben veririm. Vel hasenetu bi aşri emsaliha. İyilik emsallarının 10 katıdır. Yani bi aşri emsaliha, bi aşri sevabi emsaliha. Bir hasenet kendi emsallarının 10 hasenetinin sevabıyla nedir? Denktir. Anlıyorsunuz değil mi? Vel hasenetu, hasenet yani bir iyilik bi aşri emsaliha, kendi emsallarının en az 10 katıdır. Yani bir iyilik kendi emsallarının 10 katına bedeldir. Bir iyilik yapmak ona katlanıyor. Bu son limit değil. Bu ilk limit. Bir iyilik en az 10'dan başlayarak yukarı doğru gidiyor. Bu rivayette kimindir? يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِي اَسْيَامُ لِي وَاَنَا اَزِّي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهَا. Bu nedir? Bu Bukhari'nin ikinci rivayeti. Ve fir rivayetin li muslimin, Müslim'in de bir rivayetine göre kullu ameli İbni Adem'e, İbni Adem'in, Adem oğlunun her ameli yudaafu, ne yapılır? Her ameli katlanır. Nasıl katlanır? El hasenetu aşru emsaliha. Hasenet emsallarının 10 katıdır. El hasenetu aşru veya aşre emsaliha. Bir iyilik bakın aşrudur. Yuda sinki yudaafu ya tudaafu nedir? Yudaafu. Yudaafu hasenetu aşre emsaliha. Aşre mensup okuyabiliriz. Yudaafunun neyidir? İkinci mef'ulüdür. Yudaafu fiyeli bineyn meşhur. El hasenetu birinci mef'ul. Naybul faal olmuş. Aşre emsaliha da ikinci mef'uldür. Veyahut el hasenetu aşru emsaliha ile seb'i mi'eti di'fin muhteda haberde okuyabiliriz. Ama aşre emsaliha daha iyisin ki aşre midir? Aşru mu? Bir aşri emsaliha. Bir aşri bam mıdır? Olur. Farklı rivayetler, hareketler olabilir. Yani bir iyilik en az kendi emsallarının 10'uyla katlanır. Nereye kadar gider? İla seb'i mi'eti di'fin. 700 kata kadar gider. Hatta bazı rivayetlere de 700 kat da son limit değil. Katlanarak yukarıya doğru kişinin niyetine göre, ihlasına göre değişir. Kâlallahu Teala illa savme. Bakın her iyilik ona katlanıyor, 700'e kadar gidiyor ama illa savme. Oruç ona katlanmak, 700'e katlanmak, oruçta öyle bir durum yok. Orucun belli bir katlanma limiti yok. Fe innehu oruç li benim içindir. Ve ene ezzi bihi. Ve ene ezzi bihi. Oruç benim içindir. Orucla mukafeti ben veririm. Orucun mukabilinde mukafeti ben veriyorum. İlla savme fe innehu li ve ene ezzi bihi. Yeda'u şehvetehu ve taamehu min ecli. Oruçlu kişi bakın ve ne ezibi. Oruçla ben mükafatlandırırım şahsi saimi.
يدعو o kişi şehvetehu şehvetin terk etmiş ve taamehu taamını terk etmiş min ecli benim için. O zaman onun eclini ben veririm, limitini ben ayarlarım. Benden başka orucunun ecli mukafeti kaça katlanacağını kimse bilmiyor. Devam ediyor. Lissaymi ferhatani. Saim kişi için iki ferhat, iki sevinç var. Ferhatun inde fıtrihi, sevincin biri iftar ettiği andır. Ve ferhatun inde liqai rabbihi, ferhatın biri de Rabbisiyle karşılaştığı vakit ecrini, mukafatını alınca orada seviniyor. Ve la hulufu fihi, fi az demek, hi saima gidiyor. Ve la hulufu fihi, saimin, oruçlu kişinin ağzının kokusu, huluf koku demek. اَثْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ Allah katında misk, amberden, udden daha nedir? Daha hayırlıdır. Yüce Allah böyle Allah katında makbul oruç tutmayı hepimize nasip eylesin. 1214. hadise geldik. Burada duralım. Yarın buradan devam ederiz inşallahu teala. Yarın da 218. baba kadar bakın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِ